Şöyle sorumuz. AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Songun, Türkiye'de ekonomik kriz yok, vatandaş iş beğenmiyor dedi. Siz ne düşünürsünüz? Vallahi iş yok. Niye işi beğenmeyelim ki? İş iştir ya. Yeter ki olsun. Ama AKP hükümeti bitmiş. Bana göre. Neden? Bitmiş. Neden arkadaş. Zengini zenginleştirdi, fakir fakirleştirdi. Tamam mı? Bu kadar iş yerleri kapalı. Halk sokaklarda geziyor. Ne olacak ya? Ne olacak yani? Bu Türkiye'nin sonu ne olacak? Ben soruyorum. Devlet yolda geçen sigara içenleri takip ediyor. Gidip de halkın evine gidip de ekmeği var mı yok mu onu takip etmiyor. Nasıl bir devlettir bu? Verdikleri 1000 lirayı geri mi alacaklar? Onu yapıyor işte. Vallahi dedi millet dedi iş beğenmiyor dedi. Geliyorlar dedi. Kim bana iş dedi. Versinler. Ben iş buluyorum dedi. Tamam hani versinler iş çalışalım. İş adamlarını işte. Arıyorum dedi. Sonra tamam. Dedi beğenmiyorlar dedi. Kim, tamam bize iş versinler çalışalım. Kriz diye bir şey yok dedi. Sen ne düşünüyorsun? Kriz var. İş var mı? Buluyor musun? Çalışıyor musun? İş vermiyorlar ki çalışalım. Beğenmiyor musun yoksa iş? İş versinler çalışırız. Sen nasıl bir şartla iş istersin? Vallahi ben her yerinden çalıştırırım da yeter ki iş versinler. Öyle mi diyorsun? Aynen öyle. Kriz var mı? Geçinebiliyor musun? Geçinemiyoruz. Nerede geçinelim? Açlıktan ölüyoruz bak. AK Parti milletvekili, Konya vekili, milletvekili iş beğenmiyor dedi. İş yok dedi. Nasıl iş yok? O zaman kendileri bulsun beyefendiler. Milletvekili miymiş bu? Evet. Ben bunlara buradan gülüyorum sadece. Millet nasıl iş beğenmiyor? Millet ölüyor açlıktan abim şimdi nasıl diyeyim sana? Öyle araba mi? Evet öyle. Arabalar şu an bir tane Kartal Şahin alıyorsun. 30-40 milyar olmuş. İnsanlar hani mesela çalışmıyorlar. İçine mi şimdi? Ekmek bulamıyor mu vatandaş? Bulamıyorlar tabii abi. Mesela ekmek 2 milyon olmuş. Hesap et. Ekmek 2 milyon olmuş. Doğru diyorsun. Bulan da var, bulamayan da var. Peki bir şey soracağım, söyleyeceğim. Bu ülkede paran varsa adam gibi geçiniyorsun. Aynen. Paran yoksa açsın. Açsın yani. Açsın yani. Peki abi bu doğru mu? Mesela evet. Yani bu anlamda yönetimin bu sorunu çözmesi gerekir mi, gerekmez mi? Sorunun çözmesi gerekir çünkü bizi çözmeye uğraşıyorlar. Evet. Bazı yani. İnsanlar uğraşıyorlar peki sizce? Bilmiyorum abi. 18 yıldır aynı iktidar. Aynen. Uğraşıyor mu? Ya bu bilmiyorum vallahi şahsen. Hani insanlar kötü yani bu arada. Hani ekmek bulamayanlar var. Bakıyorum öyle sokakta kalanlar var. Bu ülkede mesela paran varsa adam gibi geçiniyorsun. Paran yoksa aynen, geçinemiyorsun. İmkansız abi, iş olsa zaten herkes çalışır. Ben de çalışmıyorum şu an. Öyle yani abi. Mesela iş beğenmiyor musun sen? İstediğin hayır abi, iş ne? Olsun. Şunu söyledi. Vatandaş dedi hafta sonu tatil istiyor. Aynen. İşte dedi oturarak çalışmak istiyor. Önünde internet açık olsun istiyor. Böyle karşına çıkmayınca yani. Da istemiyor bu yani işte çalışmayı. Yani abi o haksın sen. Öyle mi? Öyle mi? Yanlış abi o. Yanlış mı? Evet sen abi mesela yanlış. Böyle mi istiyorsun? Hayır abi kesinlikle. Ben her şeyi derim abi. Peki yani maaşı mesela nasıl seçmem. Olsun? Asgari ücretli olsa çalışır mısın mesela? O biraz sıkıntı abi. Asgari ücret şimdi kiraları görüyorsun abi. Kaç para? 1000 lira kira veriyorsun. Elektriğin suyun. Evet. Ondan sonra geri kalan ekmeğine versen nasıl birikimi yapacaksın? Hadi mesela evliyim, çocuğum var, oğlum, evlendireceğim. Nasıl evlendireceğim abi? İş beğenmek gibi bir lüks olabilir mi? İş yok ki beğenmiyorlar yani. Yani maaşı İş mı yok beğenmiyorlar? Zaten. Ücretlerde mi problem maaştan, var? Asgari ücretle geçinilebilir mi? Maaştan ziyade iş yok zaten yani. İş de mi yok? Bence iş yok, bilmiyorum yani. Bence iş yok, görünen o. AK Parti Konya Milletvekili. Yaptığı açıklamada Türkiye'de ekonomik kriz yok. Millet iş beğenmiyor dedi. O kaç para maaş alıyormuş? Gelsin de bana sorsun. Milletvekili maaşını biliyor musun? 25 milyar alıyor. Gelsin de 2300 lira 2324 lira iş bulsun da çalışsın da bir görelim. Öyle bir dünya yok. Niye yapayım milletvekilini getirirsin abi bu millete? Peki kendisi şunu söylüyor. Ben yandım bittim deyip bana geliyorlar. Ben iş buluyorum beğenmiyorlar dedi. Nerede iş varmış da beğenmiyorlarmış? Kendi çalışsın öyle bir işte bakalım. Öyle bir dünya var mı ya? Ya çalışacağı yer verdikleri iş, ya kanserolojik, ya bütün hastalıkları kapabileceğim bir fabrikada da iş var. Öyle 324 lirayla vatandaş geçinebilir bir mi? Kendi geçinsin bakalım bir 10 ay veya bir 10 ay. 600 milletvekili ne yapıyor? Bizim Türkiye'mize getirsin iyidir. Varsa öyle bir dünya, bunlar çiftlikte yaşıyor. Bu düzen bozul, böyle bu düzen olmaz. Bakanın 40 tane danışmanı var.
40 kişinin getirisi değil bu millete. Bunlar sorgulanması gereken işler. Öyle bir dünya yok. Çok mu harcama yapılıyor kendi? Bunlar devamlı bal kaymak yiyor. Bal kaymak işinde yüzde fakir fukara ekmek parasını bulamıyor. Ama yanlış. Bize araba lazım değil. Ekim buğday. Bir çuvalın kaç para olmuş? Onun hesabını söylesin Konya milletvekili. Bir kilo fasulye kaç paramış onun? 17-18 senedir hükümet yönetiyle. Elektrik mi ucuzladı? Doğalgaz mı ucuzladı? Yağ mı ucuzladı? Şeker mi ucuzladı? Bir şeyin ucuzladığını söylesinler. 3,5 lira bir dolmuş ücreti. 3,5 lira. Gittiği yere 3,5 lira bir kişi yakar. Evet. 3 indi bindi 3 liralıyla. Böyle bir dünya yok. Bunlar saltanat yaşıyla. Cenab-ı Allah yani bu seçimlerde bunlar bu AK Parti'nin hiçbir getirisi yok. Memlekete hiçbir şey veremez. Türkiye'ye bir şey verecek hali kalmadı. Yok. Siz yani. Verdiniz mi abi? Ben hayatımda oy vermedim. Vermem. Günahımdan vermem. Türkiye'nin gidişatı ile ilgili. Türkiye'nin düzelmesi mümkün değil. Bu ülkeler değişmeyince bu Türkiye düzelmez. Bir şey söyleyeceğim. İş var mı? Baba kriz olsa kimse yemek yiyemez. O zaman iş var. Anladın mı? Beğenmiyor mu o zaman? Beğenmiyor mu değil. Parayı beğenmiyorlar. Şimdi sen 50 lira topluyorsun misal. Günlüğün 50 milyon. Senin gözün ya abinin 70 lirasında. Çok basit konuşalım. Günlük demeyelim. Asgari ücret diyelim. Tamam asgari işte. Ücret %40 asgari ücret maaş alıyor Türkiye'de. Asgari geçinebilir mi? Kimse geçinemez babacığım. O yüzden kralı geçinemez. Haklı mı o zaman vatandaş? Haklı tabii. Ne gibi haklı biliyor musun? Şimdi kaç para oldu askeri maaş? 2300 lira. 3300 lira. Kira 2300. Kaç para? 2300. Kira kaç para? En ucuz kira 1000 lira baba. En ucuz kira 1000 lira. 500 de öyle zaten elektrik, su şeye gidiyor. 1,5. Sana kaç para kaldı? Zaten yoktur. Ne arabası baba yanlış anlama. Hani geçim, yemek vesaire. Ben buradan neye sinirleniyorum biliyor musun? Belki bununla alakası yok ama. Ben geçen gün haberlerde bir tane doktor, profesör doktor ismini unuttum. Gerektiği şekilde metrobüslere binmesin diyorlar. Binmesin. Nasıl binecek? Senin altında 200-300 milyarlık araba var rahatsın. Adam sabah kalkıyor 4'te, 5'te, 7'de, 8'de metrobüs sırası bekliyor. Neden bu kadar kalabalık? Neden kalabalık o? Adamların parası yok. Binecek yani. Mecbur oraya binecek. Ya işsizlik hatta falan. Ne bileyim şimdi nasıl anlatayım? O kadar çok işsizlik çok ki. Yani insanlar iş beğenmiyor diye bir şey yok. Adam asgari ücreti de bulamıyor. İş bulsa zaten şey yapacak. Zaten hayat sıkıntılı. Asgari ücret zaten malum 2334 nedir? Onu bulamayan insan, milyonlarca insan var. Binlerce üniversite mezunu boş geziyor. Neden? Bunun sebebi nedir? İş beğenmiyor değil. İş beğenmiyor değil, iş yok yani. Peki bu sebep nedir bu kadar işsizlik, sorun? Bunlar yani bence neden kaynaklanıyor? İktidarın başarısızlığı diye düşünüyorum. Nasıl bir başarısızlığı var sizin? İşte ne bileyim, onu iktidara sormak lazım. Neden? Dedi ki Türkiye'de şu anda ekonomik kriz yok, millet iş beğenmiyor dedi. Siz ne düşünürsünüz vatandaş olarak? Geçinebiliyor musunuz? Sizce ekonomik kriz var mı yok mu? Ekonomik kriz 2008'den beri var memlekette. Öyle mi? Yani değişen bir şey de yok yani. Ancak kandırmaca, köşe kapmaca. Beğenmiyor meselesi nedir sizce? İş vardı, insanlar mı çalışmadı? Bak benim günlerim dolu. Ben yaşımı bekliyorum. İşe gidiyorum, evet. Yaşlısın diyorlar. Emekli ediyorsun, genç diyorlar. Evet, evet. Gençsin diyorlar. Ne yapacağız? Benden istenen 5200, bende var 6700. Yani şimdi biz dürüst müyüz, geriz miyiz? Milletvekili şunu söylüyor, diyor ki ben diyor vatandaş geliyor diyor bana, yandım bittim ben geçinemiyorum deyip diyor. Ben diyor bir iş adamını arıyorum diyor, adam gönderiyorum. Sonra beğenmiyorlar iş falan filan diyorlar diyor. İşte onlar genellikle hazır, işte bütün gün rahat rahat çalışacak, hafta sonu tatil. İşte internet başında iş istiyorlar, masa başında istiyorlar falan öyle gibi gerekçeler söylüyor. Öyle bir iş var mı şu an Türkiye'de? İş yok ki. İş yok ki, millet işe girecek. Milletin yarıdan çok aç. Çalışamıyor ki. Şimdi peki tamam, bunlar şu anda anladığım çalışamıyor. Ödenek yapıyor. Çalışmadığı fabrikada ödenek yapıyor ona. Ödenek yaptığı zaman yarın bunlar normal düzene geçtiği zaman Türkiye sorun olmayacak mı aralarında? Sen şu kadar para aldın, ben şu kadar çalışamadım, şu kadar ödenek yapıldı bana. Bundan sonra ne olmayacak? Hep olacak. Kriz yok, keriz var. Keriz çok diyorlar ya, o tarz bir şey. Hani görüyorsunuz, geçen sene 50 bin lira olan bir aracın değeri şu an 90 bin lira. Ama şunu söyledi aynı milletvekili, 3 ay sonra sıfır araçlar dedi, satışa başlayacak, vatandaşa sunulacak falan dedi. Vatandaş sıfır aracı alabilecek mi ki? Biz de onu bekliyoruz, gelsinler de alalım. Alabileceğiniz mi? Sıfır ben, araç. Ben alabilirim, sıfır benim durumum mi? Var ama durum olmayan insan alamayabilir. Durum... Bir milletvekili maaşı kaç para kardeşim? 22 bin lira. He? 22 bin lira. Kaç tane koruması var? Asgari ücret kaç para? 2424 lira. Bu nasıl geçeceksin sen? Ben iki paket sigara içiyorum günde. 30 lira.
Evet. Geçinemez mi abi? Geçinemez tabi. Sizdeki bu... asgari ücret alıyor Türkiye'de. Ya benim hadi 2000 lira. Doğalgaz geliyor 400 lira. Şimdi kış oldu 600 lira. Evet. Elektrik var, suyu var. Şimdi bu tatmin edici rakamlar değil. İş beğenmek gibi bir lüks olabilir mi? İş yok ki beğenmiyorlar yani. Yani maaşı mı beğenmiyorlar? Zaten. Ücretlerde mi problem maaştan, var? Asgari ücretle geçinilebilir maaştan, mi? Maaştan ziyade iş yok zaten yani. İş de mi yok? Bence iş yok, bilmiyorum yani. Bence iş yok, görünen o. Atıyorum, benim çocuğum üniversite mezunu. Evet. Şu anda iş bulamıyor. Ataması olmadı. Asgari ücretle de bir fabrikada çalışmayı düşünmüyor. Ha kötünün iyisi diyelim, çalışsın. Yani peki gidip... bir üniversite mezunu olan kişinin, işte ya da öğretmen olacak kişinin fabrikada çalışması doğru mudur sizce? Yani üretim anlamında doğru tabii ki. Yani artık memleket öyle bir hale geldi ki iş beğenmeme lüksü yok. İş bulunan yerde çalışacak. Peki, bu da ekonomik krizin olduğunun belirtisidir. Ha. Yani bunu hiç kimse saklamasın, gizlemesin. Hükümet bunu gizlemeye mi çalışıyor? Tabii gizlemeye çalışıyor. Canım, toplumun %80'i şu anda borçlu. Nasıl borçlu? Bankalara borçlu. Ya faiz nedir? Bankadan kredi almak nedir? Yani birisi legaldır, birisi illegaldır. Biri gider tepeciden para alırsın. Evet, bir de gider bankadan alır. O illegaldır. Sen de gidersin legal alanda. Legal şeyden, tefecilik. Legal tefecilik. Teşekkür ederim abi. Bakın bu... memleketten gitmediği sürece bu memlekette ekonomik kriz bitmez. Ya iş beğenmezlik var ama şu anda bu pandemi yüzünden işler düşük. Yani şimdi gerçeği pandemiden söylemek... Pandemiden önce çok iyi durumda mıydık sizce? Ya bana göre, bize göre. Biz turizm işi yapıyoruz. Ha, siz yani kendi açınızdan. Kendi açımızda. Biz hep turistlere hitap ettiğimiz bizim evet. Dışarıdan para kazandığımız için bizde bir sıkıntı yoktu. Ben genel Türkiye... Yani şimdi, genel Türkiye olarak yani şu an... örnek vereyim pardon. %40 asgari ücret alıyor Türkiye'de şu an. Evet. Bunları değerlendirelim. 2324'te vatandaş geçinebilir mi? 2324 yok kesinlikle. Lirayla. Yani şu son zaman son 4-5 ay yani baktığın zaman yani her şey %100 artış. Yani artışlar çok. Zaten şu anda yani şey olarak asgari ücret bitti zaten. Yani hiçbir şey yetmiyor. Yani markete gidiyorsun bir yağ 10 günde yani %30 artmış yağ oranı. Yani ayçiçek ya. Ben enflasyon bakıyorum. %32. Yani çok artmış. Yani şu anda %9 diyorlar asgari ücreti vereceğimiz bu yıl. Baktığın zaman yani fakir halk çok. Yani şu anda ben bakıyorum pandemi yüzünden çok zor durumda insanlar. İş yok. Yani şu eski değil, eskiden doğruydu. Geçen sene mesela beğenmemiz. Herkes çabuk yoldan para kazanmayı istiyordu. Evet. Yorulmadan çalışayım da para kazanayım. Ama şu anda arıyor, onu da bulamıyor insanlar. İş yok şu anda. Anladım. Yani sıkıntı var.